Ülkede sudan sebeplerle çıkan kavgalar öyle noktalara varıyor ki inanılır gibi değil. Trafikte bir motosikletliyle yol verme konusunda tartıştılar. O motosikletli uzun süre takip ettiği aracın önünü kesti. Yanında ablası olan sürücü yolun ortasında kurşunlayarak öldürdü. Olayın üstünden aylar geçse de ailesinin acısı dinmedi. Çünkü davayla ilgili daha iddianame bile hazırlanmadı. Benim yanımda oldun. Yeter, 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 yeter. Gözü dönmüştü, şeytandı ya, insan değildi. Hala diyor, babam nerede diyor. Cevap veremiyorum, yüzlerine bakamıyorum. Trafikte tartışma ölümle bitti. Serdar Çekiç, caninin silahından çıkan mermilerle hayatını kaybetti. Ailesi 3 aydır tutuklu olan katil zanlısı için yargılamanın başlamasını beklerken her gün bir kez daha ölüyor. Arabanın dört bir yanından döne döne ateş etti benim kardeşimi. Serdar Çekiç 27 yaşında iki çocuk babasıydı. Her sabah olduğu gibi ablasını alıp işe gidiyordu. Yolda önlerine kıran bir motosikletli ile tartışmaya başladılar. Birden motosikletli bir şahıs önümüze kırdık. Kardeşim de elini şöyle kaldırdı. Dedi ki ne yapıyorsun, hani arabanın içine camlarımız kapalı. Ne yapıyorsun dedi. Yani sesimizin zaten gitmesi imkansızdı. Kardeşim omzuna boş ver Serdar, sabah sabah hiç uğraşmaya gerek yok deyip yolumuza koyulduk. İlerlemeye başladıktan sonra hiç dönüp arkamıza bakmadık. Bu kişi geliyor mu, bizi takip ediyor mu? Abla kardeş kavganın orada bittiğini sanmıştı. Ama öyle olmadı. Motosikletli Hasan Saytal kilometrelerce İstoç'un girişine kadar Serdar Çekiç'in kullandığı aracı takip etti. Tam bu noktada da motosikletini önüne kırdı. Birden yanımızda belirdi. El hareketleri yapıyor. Motosiklet yere düşünce hepimiz bayağı korktuk. Bayağı panik yaptık. Herhangi bir şey var mı diye adamı kaldırmaya çalıştık. Yere düştükten sonra da durmadı. Önce küfürler yağdırdı. Daha sonra silahını çekti ve Serdar Çekiç'in üstüne kurşun yağdırdı. 13 kurşun. Kardeşime tam 9 kurşun isabet etmiş. 13 kurşun arabaya sıkılmış, 9 kurşun isabet etmiş kardeşime. Kardeşime gittim. Kardeşim çok kötüydü. Bana bakıyordu sanki abla bana yardım etti. Abla tabancalı motosikletliye tepki göstermekten başka bir şey yapamadı. Beni vur dedim. 2 tane evladı var dedim onun dedim. Ne yaptı sana dedim. Ocağın Serdar Çekiç'i vurduktan sonra kaçmaya çalıştı. Kaçarken de silahını Aslı Çekiç Akyar'a doğrulttu ve tetiğe bastı. Peşinden koştum. Gitme, dur diyorum. Bana döndü, şunu yaptı. Silahını doğrulttu ve tetiğini çekti. Mermisi olsaydı beni de vuracaktı. O cani şu anda tutuklu. İddianame bile hazırlanmadı. Ailenin tek isteği katile en ağır cezanın verilmesi. Başka Serdarlar ölmesin. En ağır cezayı alsın.